Merhaba arkadaşlar. Bugün Elit Börek'te lezzet konusunda yeniliklere açık olan Yasin ustamızla beraberiz. Ustamız böreği peynirli, kıymalı, bir de çemenli yapıyor. Lezzet resmen damak vuruyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Yasin ustam, kolay gelsin. Teşekkürler ustam, hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah ustam, sen nasılsın? Çok şükür, iyiyim. Allah iyi versin. Senin şuradaki böreklerden yersem çok daha iyi olacak. Her zaman ustam, başlayalım. Buyur. Usta, neyimiz var? Neyimiz var? Kıymalı peynirli hor böreğimiz, serpme böreğimiz var. Kaşarlı tereyağlı su böreğimiz var. Oh. Her zaman sıcak. Su böreğinin sonuna mı yetiştik? Var hocam, var. Devamı var. Peki ustam, şöyle ben ustamın yanına geçeyim. Eyvallah. Seninle daha sonra devam edelim. Hemen. Adil ustam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür. Şöyle bakıyorum. Resmen hamurla dans ediyorsun. Elimizden geleni yapıyoruz abi ya. Usta, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Kaç yıldır? 90 senesinden beri bu işi yapıyorum. 90 diye de 31 sene. 31 seneler yapıyorum. Maşallah. Senin yaş kaç usta? Yaş 44. O zaman şöyle söyleyeyim. 44, 10, 14, pardon 13-14 yaşındayken 12 yaşında, 12 yaşındayken başladım. O zaman hesaplamış var. 38 sene oluyor. 38 sene mi oluyor? 32. 32. Evet. O zaman bu işin çıraklığından başladı. Tabii ki. Çocukluğumuzda çıraklık yaptık. Yavaş yavaş usta olduk. 93 senesinden beri ustalık yapıyorum. Şimdi ustam, peynirimizi aldık, koyduk. Ne evet. peyniri kullanıyoruz? Güneydoğu delikanlı peyniri kullanıyoruz abi. Tereke peyniri. Delikanlı? Evet. Tam yağlı delikanlı peyniri. Peki. Başka peynirlerden olur mu? Başka peynirlerden olur da bu lezzeti bulamazsınız. Bu lezzet yakalamak için delikanlı peyniri kullanmak lazım. Evet, hamurumuzu aldık. Evet. Hamurumuzun özelliği ne? Hamurumuzun... Şimdi açıyoruz böyle, kağıttan ince bir şey çıkıyor. Evet. Hamurumuzun içinde katkı maddesi yok. Sadece tuz, tuz, limon tuzu var. Üstüne margarin sürüyoruz. Bir saniye, şimdi limon tuzunu niye koyuyoruz? Limon tuzunu diş tutsun diye, çabuk bozulmasın diye hamurumuza koyarız. Bir ustamız daha söylemişti. Yazın, kışın tabii. Farklılık gösteriyoruz falan diye anlatmıştı. Ya, yazın çok katarız, kışın evet. az katarız veya hiç katmayız. Şu anda yazın değil, limon tuzu olacak diyorsun. Tabii ki, limon tuzu, hiçbir şey bulamazsanız limon. Yani mutlaka olması lazım. Şimdi peynirimizi aldık. Tabii. Peyniri sade mi kullanıyoruz yoksa biraz... Sade... Biraz böyle... Natlı var mı? Şey, peynir hafif böyle kahvaltı türü olduğu için yumuşak geliyor. Eziyorum ben. Hah, bu kıvam oluyor. Oldu. Yani peynir yok, normalde kahvaltılık peyniri. O zaman bu bir kahvaltı. Tabii ki. Peki, kıymalı da yapıyoruz. Orada kıymalımız da var. Evet. Kıymalımız da neyi kullanıyoruz? Kıyma dana eti. Dana eti. Dana kaburgadan oluyor. Hah. Kaburga. Evet. Peki içerisinde soğan veya... Soğan var, baharatımız yok. Sade bahar. Şöyle bakalım, sonra gelmiş ama... Evet, sonra gelmiş. Çıkartayım bir dakika. Şuradan var, domates yok. Oraya. Şöyle asıl. Evet. Hazine burada. Evet, hazinemiz burada. Soğanla kıymayı ayrı ayrı kavuruyoruz. Neden? Soğanla kıyma aynı anda kavurduğun zaman çabuk bozuluyor. Bak bir ustalık daha. Ayrı ayrı kavurup. Daha uzun ömürlü gider. Bir kaba alıyoruz. Evet. Peki baharat olarak bir şey giriyor muyuz? Baharat hiçbir şey yok. Sadece tuz var. Sadece tuz. Evet. Ama usta sabırsızlanıyor. Bir tane yap da yiyelim o zaman. Hemen. Tezgahımızı yağladık. Tabii. Tezgahı hafif yağlıyoruz. Sıfır yağda mı? Yani tezgahın yağlı olması, hamurun yağlı olması. Hepsi içi değil, her dışı değil mi yağlı? Tabii dışı yağlı. İçi yağlı oldu mu hamurun şeyinden gitmez. İçi bırakmaz. Ama üstü yağlı oldu mu hamur kendini bırakır fazla yağlı. Şimdi ustam
bir katmerciler var, bir de siz varsınız böyle. Tabii ki. Hamurla dans eden. Antep'e gidiyoruz, orada adamlar aynı bu şekilde savuruyor, savuruyor, savuruyor. İzleyenler hayranlıkla izliyor, biliyor musun? Evet. Pimağını serdik. Evet. Tabii hepsinin ölçüsü var. Hocam isteyen olursa... Peki, başka nelerden yapılabilir? Nelerden yapılabilir? Yani peynirli, kıymalı, patatesli... Şemeli börek yapabilirsiniz, sucuklu börek yapabilirsiniz, kaşarlı yapabiliriz. Çok güzel olsa. Başka tavuklu yapabiliriz, isteyen olursa. Peki bu söylemiş olduğunuz şeylerin malzemesini siz mi tedarik ediyorsunuz yoksa? Vatandaş getirebiliyor. İsteyen istediği şekilde içini getirebiliyor. Yeri geldiğinde içinlikle yapabiliyoruz yani. Tabii tabii. O yönden özgürlük var. Nitekine yanımıza gelsinler. Şemeli de yapsınlar, sallamaya başladı. Çemeni dedi, ustalar hemen getirdi. Evet. Çemeni komple mi kullanacağız yoksa karıştıracak mıyız? İçine az bir şey süreriz. Ona göre lezzet ayarlaması yaparım ben. Çemeni aldık. Tabii ki. Üzerine biraz peynir. Kahvaltının hepsini buraya koyduk. Başka güzel oldu. Şimdi buraya zeytin, peynir falan da koyarsan bizim pizzacılarla kavga edersin. Bak haberin olsun. Yok. Herkesin işi de ayrı. Onları ona bırakırız. Kırmızı gazlı. Evet. Yenileri çıkmış hemen. Kaç dakikamız var usta? Ortalama 8 dakikada çıkar. Şimdi geldik. Nar gibi kızarmış. Bir börek. Hemen usta. Servis edelim. Eyvallah. Şimdi geldik. Yanında vereceğimiz ikramlara. Yalnız. Evet. Senin burada tahta yok. Bu pirinç hocam. Pirinç diğer malzemelere göre daha sağlıklı. Tahtalar, plastikler aşınır. Evet. Aşınan tahta plastik tabakta gider. Pirinçte aşınma olmaz, daha sağlıklı. Vatandaşın midesine diyorsun. Aynen öyle oluyor. Bak, abi. Orayı göstermeyin. Burada bütün çöpü oraya alıyorsun. Evet, gitti. Sonra tertemiz. Peki, gelelim bizim böreklere. Bu bizim çemenli olan. Evet. Mis gibi koktu. Yanındaki de peynir olan. Hemen, hemen, hemen. Böyle bakmakla karın doymuyor. Aynen. Tabii çemenimiz biraz acılı. Bak. Çok acı severler olacak. Usta, tam adresine geldi bu. Tam adresi. Yani ben acıyı severim diyorumdan daha çok severim. Evet. Bu da? Peymalımız bu da, evet, peymalı böreğimiz. Tabi isteğe göre çemenli yapmak. Evet. Yani müşteri gelip istediği zaman bir 10-15 dakika beklemesi gerekecek. Yani vatandaş biliyor burada çemenli böreğin olduğunu. Evet. Ekstradan içine çemen katılıyor. Evet. Peymalımız da hazır. Hazır. Tamam mıdır ustam? Tamam. Masaya geçelim mi? Ben buyurun. Yasin ustam, şimdi geldik. Bu işin en güzel zamanı. Evet. Şu lezzetleri. Damağımızda buluşma vakti. Aynen öyle. Şimdi, öncelikle fiyatımızı alalım. Fiyatımız ne kadar? Kıymalı ve peynirli böreğimizin porsiyonu 12 lira. 12 lira. 12 lira. Eğer müşterimiz ayrıca çemenli isterse, evet, onun porsiyonu 15 lira. 15 lira. Evet. Yalnız çemenimiz ev yapımı. Ev yapımı, kendi yapımımız, evet. Çok %100 doğal. Ya bu çemenimiz koku yapmaz yedikten sonra. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Sarımsak yok mu? Kesinlikle. Sarımsak var ama asla rast kokusu yapmaz. Nasıl yer halletiyor bunu? Yani şöyle söyleyeyim, bu da eşimin
sırrı diyelim, öyle söyleyeyim. Yani eşim bunu kemik suyuyla, yani ilikli kemik suyuyla yapıyor. Bu ne ter kokutur, çok affedersiniz, lavaboya gittiğiniz zaman koku olmaz, ağzınız kokmaz. Yani bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ustam, önce bununla başladım ama efsane bir şey. Affedersiniz. Bu arada şunu sormadan edemeyeceğim. Bundaki et ve soğan oranı nedir? 60'a 40 oranında kullanıyoruz. Etimiz dana kaburgadır. Koyun etiyle olmaz bu. Koyun etinde biraz hafif bir koku olur. Artı börek soğuduğu zaman donma yapar. Ama dana kaburgada hafif yağlı olur kıyması. Lezzeti de oradan gelir. Mükemmel. Baharatın olmaması büyük bir tabii, baharat sizin için. Baharat, çünkü her insan tabii, bir kadar baharatı yiyemiyor. Tabii. Tuz oranımız düşüktür. Ama şimdi var ya, bu efsane bir şeye benziyor. Bu acı severlerin bu. Ekstra acı severlerin. Bu tam Adana usulü. Ve bu şeyi söyleyeyim. Çemenli böreği hiçbir börekçide bulamazsın. Onu da söyleyeyim. Sadece elit börekler. Bu sana az bir şey. Sadece elit börekler. Vallahi mükemmel. Acısı tam istediğim gibi. Süper. Tam bir kahvaltı önünde. Nereden esti böyle bir şey aklınıza? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani kıymalı ve peynirli börek genelde standart olandır. Yani hemen hemen her zaman her börekçiye girdiğinizde bulabileceğiniz, her an bulabileceğiniz bir şeydir. Ama çemenli böreği tabi her börekçide bulamazsınız. Çemenli böreği bulursunuz ama doğal çemeni bulamazsınız. Şimdi katkılı fabrika, yani endüstriyel çemenler yapıyorlar. Onlarda tabi koku oluyor. Onlarda bu kadar doğal değil yani, öyle söyleyeyim. Mükemmel olmuş. Tabi isteğe bağlı bu. Yani bu çemenli böreği isteyen müşterimiz bir 10-15 dakika bekleyecek. Çemeni kıymalıya da katabiliyoruz. Tabi, çemeni kıymalıya da giriyor. Hatta ben kıyma, peynir ve çemeni de iç içe girebiliyorum. Bu da atom oluyor. Biraz önce ustamız da söyledi. Aynen. Şimdi sen bunları karıştırırsan bak pizzacı da sana savaş atacak, haberin olsun. Şimdi pizzacı tabi herkes kendi işinde ilerleyecek. Biz de farklı olmaya çalışıyoruz. Peki ustam, hamuru bu şekilde ince açıyorsunuz. Evet. Peki sabahları katmer seviyesiniz var mı? Şimdi hocam suyu gözünden içeceğiz. Katmer Antep yiyeceksin, böreği elit börekten. Bak. Valla ustam, bu lafın üzerine bir şey söyleyemiyorum. Eyvallah. Haddini bilmek böyle bir şey demek. Kesinlikle. Yani herkes kendi kulvarında bir numara. Biz de bu bölgenin markasıyız. Yani diyorsun o hamuru ince etmekle iş bitmiyor. Kesinlikle. İlla ki suyun gözü. Suyu gözünde olacak. Valla ustam ben şuna bayıldım. Bir tane daha alacağım. Peki ustam, burası hangi saatte yaratılmış? Burası sabah saat 5.30'da, gece 24 arasında hizmetinizde. 3 kilometre kare çapında servisimiz vardır, paket servisimiz. Sabah 5, gece 24. Sabah 5, gece 24. Nasıl yapıyorsun ustam, nasıl yapıyorsun? Çift var diyor hocam. Öyle. Çift var diyor. Biz sabah 5.30'da geliriz, saat 2'de gideriz. Evet. Saat 2'de diğer vardiya başlar, gece 24'e kadar. Çok güzel. Peki, son olarak adresimiz? Adresimiz Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No 108 Taksim A. Vallahi ustam, bugün güzel geçirdik. Afiyet olsun. Özellikle şu. Bugün başka bir şey yemenize gerek yok. Beni uçurdu açıkçası. Velhasıl kelam, bir videonun daha sonuna geldim. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Afiyet olsun.